Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Adım Hasan. Bir süre önce memlekette köye gitmem gerekti. Uzun zamandır gitmiyordum. Ninemin evi boş duruyordu. Bahçe işleriyle ilgilenmem gerekiyordu. Birkaç günlüğüne köyde kalmayı planladım. O köyde çocukluğum geçmişti. Fakat o zamanlar bile köyün bir köşesinde kimsenin gitmediği bir yer vardı. Eski değirmen. Eski değirmen o kadar eski ki benim çocukluğumda bile eski diye anılırdı. Orayla ilgili köyde dedikodular hiç bitmezdi. Eskiden değirmende çalışan bir adamın ortadan kaybolduğuna dair söylentiler vardı. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Ama değirmene gidenler olursa orada tuhaf şeyler gördüğünü anlatıyordu. Kimi gece vakti değirmenden gelen garip seslerden, kimi oradan geçenlerin bir daha görülmediğinden bahsederdi. Çocukken bu hikayelerden çok korkardım. İşte yıllar sonra ninemin bahçesiyle ilgilenirken gözüm değirmene takıldı. İçimde bir merak uyanmıştı. İkinci günün akşamında işlerimi bitirmiştim. Hava kararmaya başlarken köye bir sessizlik çökmüştü. O an içimde beliren bir hisle değirmeni görmek istedim. Belki de çocukluk korkularımı yenmek istemiştim. Yanıma bir fener alıp yola çıktım. Gittikçe artan bir sessizlik vardı etrafta. Hatta rüzgar bile esmez olmuştu. Değirmene yaklaştıkça oranın uzun zamandır kullanılmadığı belli oluyordu. Kapısı hafif aralık duruyordu ama kapının eski tahtaları her an parçalanacak gibiydi. Kolumda saatim vardı. İçeri girerken saatin kaç olduğunu hatırlıyorum. Saat 19.32 idi. Neyse kapı aralıktı zaten. Ben de bir bakıp çıkacaktım. Ama kapıyı açtığımda içeride birilerinin oturduğunu gördüm. Yemek yiyorlardı. Birkaçını tanıdım hatta, bizim köylüler. "Oo Hasan, bitirdin mi işleri? Gel bizimle yemek ye," dediler. "Siz yemekleri burada mı yiyorsunuz?" dedim. "Burada yeriz, bağa yakın, bahçeye yakın," dediler. Ben de oturdum sofralarına. Öyle bir sofraydı ki yok yoktu, her şey vardı. En sevdiğim yemekler vardı. Çalışırken de çok yorulmuşum, en son sabah kahvaltı yapmıştım. Yemeklerin lezzetiyle kendimden geçmişim. Yiyorum ama sanki hiç doymuyorum ve önümde boşalan tabak sürekli yenisiyle değişiyor. Artık kaçıncı tabağımı sayamıyorum. Karnımın doyduğunu hissetmiyordum. Ama önüme gelen tabak sayısından ben herhalde çatlayacağım şimdi dedim. O sofranın başında en azından 2 saat vakit geçirdik. Geriye yaslandım, sigaramı yakacaktım. Sigaram yarıya gelmeden kapı açıldı. Kapının açılmasıyla da yanımda hiç kimse kalmadı. İçeriye giren muhtardı. "Ne oğlum, ne işin var burada?" dedi. Etrafıma bakıyorum, anlamaya çalışıyorum. Nereye gitti bunca insan? Sofra da yoktu önümde. Tek başıma oturuyordum. Muhtar sorunca kemküm ettim. Anladı hemen halimden. "Gel oğlum gel. Bismillah," dedi, "çıkalım şuradan," dedi. Koluma girdi. Az ileride bir çeşme var. Orada elimi yüzümü yıkadım. "Anlat bakalım şimdi. Sana ne oldu? Ne işin vardı orada?" dedi. "Ben sadece merak etmiştim. Bir gidip görmek istedim işte. İçine bakmak istedim. Ama içinde bizim köylülerden birilerini gördüm. Yusuf amca, Ahmet amca. İçeride oturmuş, yer sofrası kurmuşlardı. Sonra girince beni de davet ettiler. Burada mı yemek yiyorsunuz?" dedim. "Evet," dediler. Onların sofrasına oturdum. Onlarla birlikte yemek yedim. Sohbet ettik. Benim çocukluğumdan konuştuk. Bu kadar şeyi nasıl bilirler? Gördüklerim gerçek miydi?" dedim. "Oğlum, sen bildiğin halde niye gittin oraya? Yürü Akif Hoca'nın evine gidelim de sana okusun," dedi. Akif Hoca köyün imamıydı. Ona gittiğimde daha detaylı anlattım her şeyi. "Ne kadar yedin?" dedi. "Vallahi çok yedim. O kadar çok yedim ki doyduğumu da hiç anlamadım. Ben doydukça yenisini getirdiler. Tabak tabak yedim. Kaç tabak olduğunu ben bile sayamadım," dedim. Uzun uzun dualar okudu. Okudukça da esnedi. Dualar bittikten sonra biraz rahatlamıştım. Balkona çıktık. Akif Hoca'nın eşi çay getirdi. Biz de o arada sohbet ediyorduk. Muhtar kendi yaşadığı olayı anlattı bana. Yıllar önce yaşamış. Nereden baksanız 15 sene geçmiş üzerinden. 35 yaşlarındaymış o zaman. Bir akşam tarlasından dönerken değirmenden duman çıktığını görmüş. İçeri girdiğinde kocaman bir kazanın kaynadığını görmüş. Köylerde olur ya büyük siyah kazanlar, onlardan. İçinde sadece su varmış.
su diye tarif ettiği şeyin üzerinden beyaz dumanlar yükseliyormuş. Bu ateşi kim yaktı diye çevreye bakmış. Kimseyi görememiş. Zaten akşam vaktiymiş. Sonra bir kadın gelmiş yanına. Başındaki yazmayla yüzünü de kapatmış. Sadece gözlerini görüyormuş. Kapalı olunca tanıyamamış muhtar. Sen mi koydun bu kazanı buraya demiş. Ben koydum ya, bu gece düğünümüz var. Siz de buyurun demiş. Sen kimin eşisin, ben seni tanıyamadım demiş muhtar. Kadın hiç cevap vermemiş. Kazanın başına geçmiş ve karıştırmış. Muhtar bu kez de o yemeğin ne olduğunu sormuş. Çorbadır demiş. Ama bildiğiniz su kaynıyormuş. Allah Allah, hiç de böyle çorba görmemiştim demiş. Allah deyince kadın öyle bir bakmış ki muhtara. Deme bir daha, seni burada keserim. Seni kaynatır çorba yaparım demiş. Muhtar kendini dışarı zor atmış. Koşa koşa evine gitmiş. Muhtar da bu olayları çok duyuyormuş ama kendisinin yaşadığı ilk olaymış. Geçen sene de benim torunlar gelmişti diye söze devam etti muhtar. Torunlarına da mı gözükmüşler dedim. Vallahi bizimkiler yaramaz. Sen görmüş müydün onları? Bebekken görmüşsündür, şimdi kocaman oldular. Gitme dediğin yere giderler. Bunlar akşam vakti gitmişler değirmene. Kapısında bir sürü kedi görmüşler. Gelin şu kedileri sevelim diye içeri girmişler. İçeride de ben diyeyim 40, sen de 50 kedi varmış. O kadar kediyi görünce korkmuşlar. Geri dönecekleri zaman arkasından birinin seslendiğini duymuşlar. İkisinin de adını söylemiş. Korkudan geriye dönüp de bakmamışlar. Artık kedi mi konuşmuş, başka bir şey mi Allah bilir. Bereket versin ki merak edip geri girmemişler. Koşa koşa eve geldiler, bana da bir şey demediler. Kızacağımı bilirler ya. O gece biri altını ıslatınca sabah sıkıştırmış anaları. Siz dün ne yaptınız da korktunuz demiş. Bunlar da anlatmışlar böyle böyle diye. Vallahi duyunca kızdım. Bizim yaşadığımız onlar yaşamasın. Küçüktürler bir de. Allah korusun. Belki korkudan dilini de yutarlar. Herkes bilmeyenleri uyarır işte. Gitmeyin oraya der. Kimi de senin gibi böyle merak edip gider. Sonra da başına iş alır dedi. Orayla ilgili köylünün yaşadığı çok korkunç hikayeler var. Ama oradaki varlıklar nedense insanlara musallat olmazlar. Bu durumun devamı gelmez. Sadece değirmene yaklaşan olaylar yaşar. Oradan uzaklaşan normal hayatına devam ediyor. Yani en azından ben şimdilik böyle bir olay duymadım. Oraya gitmediğiniz sürece tekrar başınıza bir şey gelmiyor. Hatta o kadar etkilenmeme rağmen bu olayı rüyamda bile görmedim. Köydekiler zamanında toplanmış, her yerine nazar boncuğu asmışlar. Kötü varlıklar gelmesin diye kovmak istemişler. Bir kısmı gitmiş, her tarafını sirkeyle silmiş. Ama bunların hiçbirisi fayda etmemiş. Hala dışında ve içinde sallanan nazar boncukları var. Ki bu da orayı korumadığı gibi daha da korkunç bir hale getiriyor. Benim yaşadığım başka olaylar da var. Eğer isterseniz onları da anlatabilirim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.